yukarıdan Ulu Cami. Ulu Cami'den aşağı in. İzmir'in Bergama ilçesi AK Partili Başkan'a emanet. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti İzmir'in Bergama, Bayındır, Kilaz ve Kınık ilçelerinde ipi göğüsledi. AK Parti adayı Hakan Koşçu Bergama'da oyların 48.79'unu olarak belediye başkanı oldu. Bergama 2500 yıllık bir tarihi şehir. Bundan böyle AK Parti belediyeciliği bu şehre, bu tarihi şehre hizmet verecek. Hakan Koştu son seçimlerde oyunu artırarak Bergama belediye başkanı olarak seçildi. Bergama kış uykusuna yatmıştı. UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş olan Bergama 10 yıldır yerel yönetimler tarafından iyi yönetilmiyordu. Tabii ki önümüzdeki dönemde bizi bekleyen çok işler var. Biz bunları projelendirdik. Propaganda döneminde halkımıza anlattık ve bunları teker teker artık hayata geçirme zamanı ve artık bu kış uykusundan, 10 yıllık kış uykusundan Bergama uyanıyor. Koştu şimdi Bergama'yı ayağa kaldıracak projelerin hazırlığında. Bu 5 yıl içerisinde bir tabiri caizse biz 15 yıllık çalışacağız. 15 yıl. Evet, bu projelerimiz bizim tabii ki halkın bizden beklediği en önemli elzem çalışma. Artı bölgemizin bir de hükümetimizin yaptığı yatırımlar var. Bergama artık bir kavşak noktası haline geliyor. İzmir-İstanbul yol, otoyolu tamamlanmak üzere. Yine İzmir-Çanakkale yolu batımızdan geçiyor ve artık Bergama bir kavşak noktası. Yine Çandarlı Limanı bölgenin değil, Türkiye'nin bir projesi. Kuzey Ege Çandarlı Limanı bittikten sonra bölgemiz bir dünya kenti olacak.